Merhaba arkadaşlar ben Aras Garefil. Bugün 16 yaşındayken komik bir şekilde gözaltına alınma hikayemi anlatacağım. Videoya başlarken like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yine bir tatilden geldik biz. Tatilden ertesi günü de iş başımız var. Sabah 5.30 sularında kalktım. 6-6.30 civarında da otobüse bineceğim ve iş yerine gideceğim arkadaşlar. Sabah kalktım. Güzel bir şekilde yanmışım bu arada tipi bir görün. Böyle bir karanlık karar, karartılık yok arkadaşlar. Kapkarayım. Zifiri, zifiri zindanım böyle. Giyindim arkadaşlar böyle bir tane Portekiz tişörtüm vardı benim 16 yaşında böyle ergenken giydiğim Portekiz tişörtüm vardı onu giydim kahvaltımı yaptım güzel bir şekilde Herhangi bir sıkıntımız yok dışarı çıktım böyle dışarısı böyle hafif böyle bir karanlık gibi Bak köy meydana doğru yürüyorum arkadaşlar bir tane kadınla göz göze geldik Kadın bana böyle bakıyor böyle böyle bakıyor tamam mı bana dedim ki bu kim ya acaba dedim tanıyor muyum Ben de ona baktım bu zamanlar bana bakan herkese ben de bakıyordum böyle Kitleniyordum şu anda da vardır belki aranızda öyle cins tipler Bana bakan insanlara ben de böyle bakardım bana bakıyordu, bana bakıyor. Gözlüğümüzü böyle kaçırmıyoruz. Neyse ben baktım Allah tanımıyorum kadının. Neden dedim bana böyle bakıyor? 50 yaşlarında, 55 yaşlarında bir tane kadın. Bakıştık böyle. Allah dedim niye bana böyle bakıyor? Ters ters böyle şey oldum. Gerildim böyle. Yürüyorum arkadaşlar, gidiyorum otobüs durağına doğru. Otobüs durağına tam böyle gideceğim, otobüse tam bineceğim. Arkamdan böyle polis böyle gel buraya deyip böyle ensandan yapıştı. <laughs> Böyle beni bir çekti. Zincirim vardı arkadaşlar zincirim koptu. Dedim ki abi ne yapıyorsun ya dedim zincirim koptu. <laughs> hani ulan polis gelmiş seni gözaltına alacak. Sen diyorsun ki zincirim koptu. Polis dedi ki bana ne zinciri lan dedi gel bakayım dedi buraya dedi. Baktım böyle zincirimi arıyorum. Abi dedim zincirim yok falan hala. Zincirim yok ama zincirim koptu. İçime böyle düştü arıyorum zincirim yok. Neyse dedim ki abi dedim, ne oldu? Dedi ki sen dedi hırsızlık yapmışsın. Dedim ki ne? Ne dedim hırsızlığa ben dedim işe gidiyoruz dedim. Sabah dedim evden çıktım dedim. Ben dedim Okuyor. İşe gidiyordu dedi ne dedi gel dedi bu dedi, kadın dedi senden dedi şikayetçi dedim ki ne yapmışım abi ben dedim kadın geldi dedi ki hırsız dedi bu dedim ki abla ne diyorsun dedim ben dedim senin dedim hayatımda ilk defa görüyorum dedim ne hırsız yapmışım gece dedi benim dedi evime girdim dedi senle dedi boğuştuk dedi bak zaten dedi orada dedi izin var dedi Burada arkadaşlar bir gün öncesinden abimle boğuşma iznimiz vardı. Biz abimle böyle geleneksel bir şekilde geceleri boğuşurduk. güreşirdik. O beni atardı. Ben onu atardım. Burama tırnak izi, izi kalmıştı. Burada böyle tırnak izim var. Bak dedi ben dedi tırnak dedi, çizdim dedi kadın. Ben dedim ki abla ne diyorsun? Benim dedim abim yaptı onu. Dün dedim şakalaşırken dedim oraya dedim çizdi. Polis dedi ki arkadaşın dedi bunu dedi bu dedi anlatacakların gel dedi karakolda anlat o zaman dedi. Sen dedi şu an dedi gözaltına almamız gerekiyor dedi. Abi aldılar beni. Arabaya bindirdiler böyle kafamdan böyle e, -e, -e bildiğiniz. Kadın başka bir arabaya bindi. Başka bir araca bindi. Senden dedi şikayetçiyim dedi. Yapacak dedi bir şey yok dedi. Sen dedi hırsızsın. <laughs> Neyse arabaya bindik. Ben inanılmaz şokum. Yanıma bir tane polis memuru geldi. Polis bir şekilde beni bu arada kelepçelemediler. Koluma girdi tamam mı? Koluma girdi. Kapı kilitli koluma girdi. Cem Yılmaz'ın da o dönem böyle cips reklamı var arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Sahte cips yapıyor reklamda. Tutuklanıyor. Daha sonra diyor ki E5'ten gitmeyelim abi. Sahilden gidelim. E5 kalabalıktır diye bir espri yapıyor. Adam gözaltına alınmış. Trafiğin derdine düşmüş Cem Yılmaz. O aklıma geliyor. Komik bir şekilde gülüyorum. Ulan diyorum gözaltına alındın. Nereye gidiyorsun diyorum. Polis böyle sıkı sıkı tutuyor. Ben diyorum ki abi diyorum içimden işte E5 <laughs> E5 kalabalıktır. Sahilden gidelim diyorum. Gülüyorum falan. Neyse bir yandan böyle işin ciddiyetine böyle varmaya başladım. Hani eski esirden çıktım ve sonuçta ben altına alınıyorum. Nereye gittiğimiz belli diye karakola gidiyoruz. Polis beni sıkı sıkı tutmuş ve yola çıktık arkadaşlar. Kapılar kilitli. Bu arada beni gören gördü, insanlar gördü, arkadaşlarım gördü böyle işe giden arkadaşlarım gördü. Gözden altına aldığımı gördü. Çok büyük rezalet hani gerçekten. Polis memuru girdik oğluma. Araba gidiyor arkadaşlar. Kapı kilitli. Abi dedim, beni dedim neden dedim sım tutuyorsun dedim. Zaten dedim kapılar kilitli dedim. Ben dedim, ben dedim Cüneyt Akın mıyım dedim kendimi dedim arabadan dedim aşağı atacağım dedim. Kapı kilitli abi. Ben dedi mi dedi sağlam dedi kazığa daha dedi. Abi dedim ben eşek miyim? <laughs> Adam diyor ki sus dedi. Çok dedi konuşma dedi. Şu an dedi sen dedi e, şüpheli şahsın dedi. Boynumu yedim abi. Çok kötü. hapistanlarına gidiyorum. Karakola geldik. Karakola girdik. Karakolda polisler falan böyle karşıladılar beni. işte poğaça falan yiyorlar. Yemek yiyorlar. Kardeşim işte buyur istersen falan dedi. Yok abi dedim ben dedim. Ha, teşekkür ederim dedim. Bana inanılmaz kibar bir şekilde davrandılar arkadaşlar. Bir tanesi geldi polis. Polis beni tutuklayan polise dedi ki ulan dedi suçlu da sus, sus sus dedi dedi. tut tutup getiriyorsunuz dedi buraya dedi. Bu adamın dedi suçu ne lan dedi. Şuna baksana melek gibi tipi var dedi. Bu adam dedi hırsızlık yapacak dedi. Tipi mi var dedi. adamlar dedi ki abi dedi ne yapalım biz dedi. Sonuçta dedi kadın dedi bunu dedi suçlu buldu dedi. Biz dedi aldık dedi biz dedi ne yapalım. Abi dedim benim dedim suçum yok böyle gariban bir şekilde oturuyorum. Bu arada hani polis e, benim zincirim koparmıştı ya tabii ki istemeden kopardı. Ama kopmuştu ya arıyorum hala yok bu arada. Aklıma hala orada falan böyle. Allah Allah diyorum zincirim yok hala derdim orada. Neyse arkadaşlar ben böyle geldim bu arada kimliğim yok. Üstüne kimliğim yok. 16 yaşındayken kimlik taşımazdım ben. Çocuğum sonuçta kimliğe ne zaman gerek duyacağımı bilmediğim için taşımıyordum arkadaşlar. Geldiler bana dediler ki kimliğini ver. Dedim ki abi kimliğim yok evde ev o zaman ara dediler. Tamam dedim. Aradım dedim ki A alo dedim baba ben dedim gözaltına alındım. Ne dedi, ne diyorsun oğlum sen dedi. Baba dedim beni dedim hırsızlıkla dedim suçluyorlar dedim. Hemen dedim gelmen gerekiyor. Tamam dedi oğlum dedi hangi karakoldasın? Bu karakoldayım. Tamam dedi dur dedi geliyorum ben hemen dedi. Hemen bu şekilde arabaya atlayıp abimle birlikte geliyorlar. Yola çıktılar. Lan bunları çekiyorsun yayınlamayacaksın değil mi? Alem görür eder olan karizmamı bozdurmayın ha. Valla olay çıkarırım bak ha, ikimize daha. Daha sonra beni komiser çağırdı odasına. Girdim odaya. Kadınla beraber. Kadın diyor. Kadına diyor ki bu, bu mu diyor hırsız diyor. Kadın diyor ki evet. Oğlum diyor sen diyor hırsızlık yaptın mı? Abi dedim öyle bir şey dedim yap, yapmadım dedim. Hani dedim ben dedim işe gidiyordum dedim. Zaten dedim hani dedim, benim dedim bu şeyler dedim bezim yok. Hani yok dedim tabii ki dedim, dedim ben yapmadım. Çekemeliyorum. Deliriyorum. Hani kendimi ifade edemiyorum. Zaten çocuğum korkuyorum. Neye uğradığımı şaşırmışım. Tamam oğlum dedi. Sen dedi git dedi bekle dedi bizi dedi dışarı dedi. Ben be yorum böyle kapıda bekliyorum böyle falan böyle bana polisler geliyor diyor ki kardeşim kahvaltı yaptın mı İşte bir şey içer misin sürekli böyle ikram etmeye çalışıyor bana inanılmaz kibar davranıyor polisler gerçekten çünkü benim hırsız olmadığımı anladılar Gözümle anladılar sonuçta almanlar yıllardır bu mesleği yapıyor kim hırsız kim hırlı bunu anlarsın zaten neyse arkadaşlar bu zaman geçti falan böyle beni tekrar çağırdı komiser dedi ki oğlum dedi sen dedi dün gece neredeydin dün gece dedim ben dedim ''Evdeydim abi ve hani abime dedim hani güreştim ondan sonra dedim bu dedim çizik oluş dedim hanfendi de dedim kendi dedim çizdiğini sanıyorum dedim. Halbuki dedim dün abim yaptı buraya dedim. Ama hırsızlığı çizmiş ama o dedim ben değilim. Anlatamıyorum böyle kendimi. Tamam oğlum dedi sen dedi gene git. Gittim gene bekliyorum gene böyle. Sonra neyse bir daha çağırdı beni. Bir gittim benim zincirim böyle kopmuştu yani hiçbir yerde bulamadığım zincirim komiserin tam odasının ortasında duruyor. Dedim bunu gördüm böyle şaşırdım. Ben zincirimi aldım böyle hemen cebime koydum. Kadın böyle yaptı. Maymuncuk mu o dedi. Maymuncuğu mu dedi atıyorsun cebine dedi. Böyle aldım. Ne dedim maymuncuğu ya dedim. Deminden beri dedim üstüme geliyorsun dedim ya dedim. Bu dedim benim zincirim dedim. Bak dedim az dedim. Kadın bu yaptı tamam dedi ya anlayamadım tamam dedi. Ben böyle üste çıktım yeter dedim ulan. Ulan hırsızız anasız. böyle hırsızlık mı olur ya? Neyse komiser dedi tamam dedi oğlum dedi sakin ol dedi. Tamam dedi sen hırsız değilsin dedi tamam anladık dedi. Çık dedi sen gene dışarıya gene bekliyorum ben böyle. Neyse arkadaşlar böyle 5-10 dakika falan geçti. Babam böyle delire delire kapıdan içeri bir girdi hışınla böyle babam. Terminator gibi girdi elinde kimliğiyle. O dedi benim dedi oğlum dedi o dedi hırsız dedi olamaz dedi. Siz dedi böyle dedi herkes dedi tutukluyor musunuz dedi komiser bey dedi. Komiser bey yaptı durun beyefendi dedi sakin olun dedi geçin buyurun dedi. Alın dedi bakın dedi sabıkası var mıymış dedi oğlumun dedi böyle. Senin gibi babam var babacım be. E tabi, seni çok seviyorum. böyle insanın arkasında böyle babası olur. Şöyle bir makas alayım <laughs> Allah'ım e, e yarabbim. <laughs> Oh! Of oh, yav, tıraş Yavşadı oldu. bu ya. Videoya yani. çıkacağım ya. diye de tıraş <laughs> oldu hemen. Yakışıklandı <laughs> hemen. Yapıyorsun? Aldı komiser. Tabii ki sabıkan falan yok arkadaşlar. O zaman kadar şükürler olsun ki yok. Baktı böyle falan. Herhangi bir şey yok. Sonra kapıdan abim içeri girdi abi. Abim içeri bir girdi. Kadın deli gibi ağlamaya başladı. Ama deli gibi ağlıyor kadın. Beni suçlayan kadın deli gibi ağlıyor. Sonra anlaşıldı ki abimin 3 en yakın arkadaşından birinin annesiymiş. Biz aklımızdan şeye falan geçiriyoruz. İşte bu bizi onu mahkemeye veririz diyoruz. Sürüm sürüm süründürürüz diyoruz bu kadını diyoruz. Ama maalesef ki abimin en yakın arkadaşlarının birinin annesi çıktı arkadaşlar. Ve kadın koşa koşa abim yanına geldi ve sarıldı. Oğlum dedi affedin beni dedi. Gerçekten dedi işte ben dedi perişan oldum dedi. Bu dedi üçüncü dedi, dedi hırsız girişi dedi. Artık dedi gına geldi dedi. Çalınmadık dedi eşya bırakmadılar dedi. Ben de önüme dedi kardeşin geldi dedi. Tipine benzettim bir dedi, dedi buradaki dedi çizini görünce dedi. O sandım dedi boğuşmadaki dedi. Hırsız sandım dedi. Beni dedi affedin dedi. Babama geldi ne olur dedi affedin dedi beyefendi dedi. Ben dedi bir hata yaptım dedi. Çok dedi özür dilerim dedi. Bana geldi oğlum dedi affet beni özür dilerim dedi bilemedim dedi geldi bana sarıldı ne bileyim tamam dedim ben de hani sorun değil dedim. Çünkü kadın ağlıyor, kadın perişan oldu. Zaten evine hırsız girmiş. Tabii ki bu, bunu ben çekmemeliydim ama sonuçta öyle bir şey yaşadığı için arkadaşlar sonuçta affettim tabii ki. Yapacak bir şey yoktu. Affettim. Daha sonra arkadaşlar polisler yanıma geldi. Dediler ki biz zaten biliyorduk senin hırsız olmadığını dediler. Dedim ki eyvallah abi teşekkür ediyorum dedim. Zaten çok iyi davrandılar bana gerçekten. Komiser geldi oğlum dedi sen dedi han hanımdan dedi şikayetçi misin dedi. Yok abi dedim herhangi bir şikayetim yok dedim. Sorun yok dedim. Biz dedim gidebiliriz dedim. Teşekkür ederim dedim. Hani bana dedim bu kadar dedim, nazik ve kibar davrandığınız için dedim. El sıkıştım hepsiyle ve dışarı çıktık arkadaşlar. Ama eğer o arkadaşımızın annesi çıkmasaydı yani abimin arkadaşının annesi çıkmasaydı o kadın muhtemelen mahkemeye verecektik. Ama böyle olunca da sonuçta kıyamadık arkadaşlar. Kadının başına böyle bir şey geldiği için anladık yani hani sorun yaşatmadık. Evet yani yapacak bir şey yoktu. Umarım ki kimsenin başına böyle bir şey gelmez ama trajikomik hikayem de buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın ve hikayelerime devam etmemi istiyorsanız da yorum olarak belirtebilirsiniz ve hala da hala da kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Umarım hiçbirinizin başına böyle bir şey gelmez. Kendinize iyi bakın. Yeah!